Bir önceki videoda x'e düzleminde bir eğriyi genel bir şekilde parametrik olarak yazdığımızda aynı eğrinin ters yönde bir parametrik denkleminde elde edebileceğimizi görmüştük. Şurada başlayan ve t'nin a'dan b'ye gittiği bir parametrik denklem yerine burada t eşittir a ile başlıyor ve şöyle yukarı çıkıyoruz. Bu soruda cevaplamak istediğim soru, bir skaler alanın bir eğri üzerindeki çizgi integralinin ters yöndeki eğri üzerindeki çizgi integraliyle farkı. Yani bir skaler alanın çizgi integralini alırken yönün önemi var mı? Bir sonraki videoda ise vektör alanında eğrinin yönünün fark edip etmediğine bakacağız. Cevabımızı ispat etmeden önce mantığını anlamaya çalışalım. Şuraya küçük bir diyagram çizeyim. y eksenini, x eksenini ve z eksenini çizeyim. Şuraya bir skaler alan çizeyim bir yüzey olarak çiziyorum. Bu skaler alanım yani f(x,y). x-y düzlemindeki her nokta için bu yüzeyi tanımlayan bir yükseklik buluruz. Şuraya bir eğri çizeyim. Bu eğrinin C eğrisi olduğunu düşünelim. Tanımımıza göre burada başlıyoruz ve şu yönde gidiyoruz. Bu C eğrisiydi. Birkaç video öncesini hatırlarsak, çizgi integralini şu şekilde tanımladık. Çizgi integralini eğriyi taban, yüzeyi taban olarak alan bir perdenin alanı olarak tanımlamıştık. Yani bu kıvrılan kağıdın veya duvarın alanını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bu çizgi integralini ters yöndeki eğri üzerinde alırsak, bu yön yerine şu yönde gidiyor oluruz. Bir eğri almıyoruz, yukarıdan aşağıya gidiyoruz. Ama fikir yine aynı hangisinin c, hangisinin eksi c olduğunu bilmiyorum. Bu izi c olarak tanımlamış olabilirim, o zaman da eksi c buradan başlardı. İlk durumda da bu kıvrılan kağıdın alanını bulmaya çalışıyorum. Mantığa göre, ikisi de bu kağıdın alanını verecekse, bunlar birbirine eşit olmalı. Henüz bir şey ispatlamadım ama bunların birbirine eşit olması gerekiyor, öyle değil mi? Burada a, d, s'yi alıyorum, uzaklıktaki küçük bir farkı yükseklikle çarparak bir alan diferansiyeli elde ediyorum. Ve bunları toplayarak tüm alanı bulacağım. Burada da aynı şeyi yapıyorum. ds'yi alıyorum parametrik denklemlerime göre ds hep pozitif olacak. Burada da ds'yi yükseklikle çarpıyoruz. Yani yine alanı elde ediyoruz. A'dan b'ye fx'in integralini aldığınızda ve sonra da integral limitlerinin yerlerini değiştirdiğinizde ilk integralin sonucunun negatifini bulursunuz. Bu eşittir eksi b'den a'ya fx dx'in integrali. Bunun nedeni bu a'dan b'ye fx a'dan b'ye fx. Bu durumda dx'ler hep pozitif olacak. Bu yönde giderseniz dx'leriniz hep pozitif olur öyle değil mi? Her parçada sağ sınır sol sınırdan büyük olacak. Yani dx'ler pozitif. Bu durumda ise dx'ler negatif. Yükseklikler aynı fx ama burada b'den a'ya gittiğiniz için x farkı negatif olacak. Bu nedenle negatif bir integral elde ediyoruz. Burada ise iki durumda da izler farklı ama ds'ler pozitif. Yüzeyi x'e düzlemin üzerinde çizdiğim için f x pozitif olacak. Bu da alanın aynı olması gerektiğini vurguluyor. Ama şimdi bunu ispatlayalım. Bir önceki videoda olduğu gibi ilk parametrik denklemler kümesiyle başlayalım. x eşittir x'te y eşittir y t ve t a'dan b'ye gidiyor. Burada türevlerin gerekeceğini biliyorum. Onun için onları yazayım. dx x dt eşittir x üssü t, dy y dt eşittir y üssü t. f x y'nin c üzerindeki integralini biliyoruz f skaler bir alan, vektör bir alan değil. ds eşittir c eşittir a'dan b'ye integral fx t y t çarpı karekök dx dt kare dx kare, dt'nin karesi yani x üzeri t kare dy dt kare, yani y üssü t kare, çarpı dt. Şimdi de eksi c versiyonunu bulalım. x eşittir x a artı b eksi t, y eşittir y a artı b eksi t t, a'dan b'ye giderken, ki bunu bir önceki videoda yaptık, x eşittir x a. x a artı b eksi t. y eşittir y a artı b eksi t. Aynı eğri sadece t, a'dan b'ye artarken farklı yönde gidiyor. Şimdi türevi alalım. d x d t. Bu iş için biraz farklı olacak. Zincir kuralını uygulamamız gerekiyor. İçteki fonksiyonun t'ye göre türevi. Bunlar sabit. Eksi t'nin t'ye göre türevi eşittir eksi 1. Yani eksi 1 çarpı dıştaki fonksiyonun türevi. Bu türevi eşittir x üzeri a artı b eksi t. Yani türevin tamamı eşittir eksi x üzeri a artı b eksi t t'ye dt'de de aynı mantığı kullanırız. İçteki fonksiyonun t'ye göre türevi eksi 1, öyle değil mi? Eksi t'nin türevi eşittir eksi 1. Çarpı dıştaki fonksiyonun türevi. Bu da y üssü a artı b eksi t. Türevin tamamı ise eksi y üssü a artı b eksi t. Buna göre bu integral neye eşit olacak? f x'ye ds'nin eksi c üzerindeki integrali. Bu neye eşit olacak? Örüntü işlemesiyle bile bulabilirsiniz. t eşittir a'dan, t eşittir b'ye f(x). Ama x artık x t değil, x şimdi x a artı b eksi t'ye eşit. Evet, biraz karışık ama umarım size çok da karışık gelmiyor. Neyse ne dedik? Y artık yt değil. Y a artı b eksi t. Çarpı karekök dx dt kare. dx dt'nin karesi nedir? dx dt'nin karesi bunun karesi. Eksi bir şeyin karesi o şeyin karesine eşittir öyle değil mi? Eksi 1'in karesi mesela 1'in karesine eşittir. Bu eşittir eksi x üssü a artı b eksi t'nin karesi. Bu da x üssü a, yani x üssü a artı b eksi t kare. Öyle değil mi? Karesini aldığınızda eksi gitti. Buna göre bu eşittir x üssü a artı b eksi t kare. Fonksiyonun tamamının karesi artı d y d t kare. Aynı mantıkla yine karesini aldığınızda eksi gidecek. y üssü a artık eksi t kare. Şu kök işaretini uzatayım. Bunun tamamı d t. Bu c eğrisi üzerindeki çizgi integrali, bu da eksi c üzerindeki çizgi integrali. Ve bunlar henüz eşit görünmüyor. Bu şundan daha karışık görünüyor. Bakalım bunu sadeleştirebilir miyiz? Belki bir yerine koymayla sadeleşir. a artı b eksi t yerine u diyelim. İntegralin sınırlarını bulmamız gerekecek ama önce du'nun ne olduğunu bulalım. du dt u'nun t'ye göre türevi eksi 1'e eşit olacak. Veya iki tarafı dt diferansiyeliyle çarparsak du eşittir eksi dt deriz. Şimdi de integralin limitlerini bulalım. t a'ya eşitse u ne eşit olur? u eşittir a artı b eksi a, yani b. t b'ye eşit olduğunda u eşittir a artı b eksi b, yani a. Şimdi integralde yerine koyarsak biraz sadeleştiririz. İntegralle t a olduğunda u b olur. t b olduğunda u a olur. Burası sadece u. x u bayağı sadeleşti. Burası da y u çarpı karekök x üzeri u kare u'nun karesi artı y üssü u kare bunun iki tarafına eksi ile çarpınca dt eşittir eksi du olur. Yani dt yerine eksi du koyarız. Bunu eksi du ile çarparız. Eksiyi dışarı alalım. Bunun b'den a'ya integralini alıyoruz. İntegralin limitlerini daha mantığa uygun yapmak istersek, a'nın b'den küçük olduğunu bildiğim için bunları değiş tokuş edebilirim, bunların yerlerini değiştirebilirim. Videonun başında limitleri değiş tokuş ettiğinizde b'den a'ya f u, d u integralinin eksi a'dan b'ye f u u'nun integrali olduğunu söylemiştik. Bunu yukarıdaki grafiğin mantığıyla yapmıştık. Sırayı değiştirdiğimizde d u'lar eksili olacak ve görsellemek isterseniz eğri altındaki alanı buluyorsunuz. Bunu bulalım. İntegral limitlerini değiş tokuş edelim. Böyle yaparsak ne olacak? Bu negatifin negatifini almış oluruz ve pozitif yaparız. Yani bu a'dan b'ye integral olur. Eksi işaretini atıyoruz çünkü bu iki şeyi değiş tokuş ettim. Eksinin eksisi artı. f x u y u çarpı karekök x üssü u kare artı y üssü u kare d u. Hatırlarsanız sadece yerine koyduk. Bu f x y d s'nin eksi c eğrisi üzerindeki integrali. Bunu esas eğriyle karşılaştırırsak ne buluruz? Bu ikisini karşılaştıralım, yakından bakalım. Birbirlerine benziyorlar öyle değil mi? Eksi eğrisinin integralinde u'lar var, artı eğrinin integralinde ise t'ler var. Ama t'ler u'larla aynı yerde. Bu integraller birbirinin aynı. Şurada t yerine u koyarsam, bu da a'dan b'ye aynı integral. f x u, y u, çarpı, karekök, x üssü u kare, artı y üssü u kare d u. Bu ikisi aynı. Yerine koyduktan ve sadeleştirdikten sonra aynı integrali elde ettik. Umarım bu videoda eğrinin şekli aynı olduğu sürece, eğrinin şekli aynı olduğu sürece, eğri üzerinde hareket ettiğimiz yönün fark yaratmadığını gördünüz. Eğrinin üzerinde ister ileri ister geri gidin, aynı cevabı elde ederiz. Bu da fevkalade mantığımıza uygun çünkü iki türlü de bu perdenin alanını buluyoruz.